bugün Teknofest'in açılış töreni var. Şimdi o noktaya gidelim. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşuyor. Bir kulak verelim. Kazandığımız tecrübeyle dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Elde ettiğimiz deneyimle alanında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz 6 tonluk Bayraktar Akıncı'yı ordumuza teslim ettik. Tüm bu süreçte kazandığımız bilgi ve tecrübeyle milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'yı uçurduk. Geliştirdiğimiz bu platformlar bizler için bu toprakların evlatları olarak tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar vesilesi oldu. Fakat en büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir derse tek kelimeyle Teknofest derim. Teknofest bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim. Teknofest özlediğimiz özgüveni milletçe idiklerimize kadar hissettiğimiz bir adres. Teknofest en iyisini biz yaparız diyenlerin sadece sözlerinin değil, projelerinin de yükseldiği bir platform. Tam da bu saydığım nedenlerle Teknofest'in devam etmesi, her yıl daha da büyümesi bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kıymetli ziyaretçiler, daha önce de anlatmıştım. En ileri sahip, teknolojiye sahip bir İHA'yı veya uçağı da yapsanız, önüne koyulacak tahta bir plastik takoz uçmasına engel olur. Geliştirilen müthiş teknoloji basit bir takozu dahi geçemez. SİHA'larımızı geliştirirken de milli teknoloji hamlesi yolculuğumuzu büyütmek için kurduğumuz teyit vakfımızda çalışırken de maalesef takoz koymak isteyenlerle karşılaştık. Hala da karşılaşmaya devam ediyoruz. Dünya yaptığımız işleri takdir ederken içeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler var. Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler? Dokunacaklarmış. Bir kez de buradan söyleyeyim. Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim, dört bucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yenip tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar. Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var. O da ülkemizin dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde milli teknoloji hamlesini tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizlere, milletimize emanet etmeyi biliriz.
ecdadımızın da yaptığı gibi kurtuluş için gerektiğinde Ergenekon'da dağ eritmeyi, yeni bir çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle, azmimizle yol açmayı da iyi biliriz. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz. Teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil. Eyüp el Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar. Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, geldikleri gibi giderler sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız. Ay yıldızı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Şairin de dediği gibi, ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkürlerimi iletiyorum. Aylarca süren, gecesi gündüzüne karışmış tüm bu emek, tüm bu gayret, tüm bu çalışmalar sen geleceksin diye. Teknofest 2023 vatanımıza, milletimize ve şimdiden uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Ankara ve İzmir'de buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.